Peki kafanızı bir sürü şeyle, kısmi türevler, pisiler ve x'e göre ve y'ye görelerle doldurdum değil mi? Artık gerçek bir diferansiyel denklemle çalışma zamanı geldi. Ve bu olayları biraz daha elle tutulur hale getirecek. Şimdi diyelim ki y kosinüs x artı 2 x çarpı e üzeri y artı sinüs x artı x kare çarpı e üzeri y ve eksi 1 bir. hepsine birden çarpı y üssü eşittir 0. Evet. Ümid ederim ki zihniniz tam diferansiyel denklemler moduna girmiştir. Eğer bu şablonu görürseniz, bakın burada x ve y'ye bağlı bir fonksiyon var. Evet herhangi bir x, y fonksiyonu ve sonra bir başka fonksiyon daha var. Yine x ve y'ye bağlı ve çarpı y üssü yani çarpı dy bölü dx. Şimdi bunun ayrılabilir bir denklem olup olmadığını söyleyebilmelisiniz. Ben bunu ayrılabilir yapmaya çalışmayacağım çünkü bu çok zaman alır. Ama ayrılabilir değilse içinizden dediniz ki belki de bu bir tam denklemdir. Ve düşünmeye devam ettiniz. Bunun tam denklem olup olmadığını bir test edeyim. Ve eğer bu tam denklemse bu fonksiyonumuz m x virgül y olsun. Bu fonksiyonumuz da n x virgül y olsun. Evet şimdi yapılacak test bunun y'ye göre kısmi türevinin bunun x'e göre kısmi türevine eşit olup olmadığına bakmak. Peki haydi bakalım. m'nin y'ye göre kısmi türevi eşittir. Hmm, bakalım y çarpı bu kosinüs x sadece sabit bir değer onun için bunun y'ye göre türevi sadece kosinüs x'tir öyle değil mi kosinüs x artı şimdi buranın y'ye göre türevi nedir diye düşüneceğiz 2x sabit bir değer e üzeri y'nin y'ye göre türevi neydi kendisiydi değil mi yani e üzeri y evet yanında da çarpı 2x evet evet o halde buranın y'ye göre türevi 2x çarpı e'nin y'inci kuvveti oldu. Güzel. Şimdi bunun x'e göre kısmi türevine bakalım. Evet n'nin x'e göre kısmisi yani sinüs x'in x'e göre türevi. Evet bu kolay. Kosinüs x değil mi? Tabi. Artı 2x çarpı e üzeri y'ydi. Evet e ve y x'e göre sabit değerlerdir. O halde artı 2x çarpı e üzeri y evet ve sonra da eksi 1. Bir sabitin türevi her zaman sıfırdır. n'nin x'e göre kısmi türevi kosinüs x artı 2x çarpı e üzeri y. Şimdi burada duralım ve bakalım. Dikkat edin. Bu m'nin y'ye göre kısmi türeviyle aynı şey. ve böylece gösterdik ki, m'nin y'ye göre kısmi türevi eşittir n'nin x'e göre kısmi türevi. Yani bu denklem bir tam denklemdir. Şimdi bunun tam denklem olduğunu bilmek. Ee, peki bu bize ne söyler? Bize der ki bir pisi var ve bu pisinin x'e göre kısmi türevi m ve y'ye göre kısmi türevi de ne? Ve biz bu pisi'yi bilirsek denklemimizi yeniden yazabiliriz. Pisi'nin x'e göre türevi eşittir 0. Şimdi haydi Pisi'yi bulalım. Biliyoruz ki Pisi'nin x'e göre kısmi türevi eşittir m. Bunu yazabiliriz. Evet. Pisi'nin x'e göre kısmisi eşittir m. Bu da eşittir y kosinüs x artı 2x çarpı e üzeri y. Değil mi? Bu sadece burası. Bunu diğer şekilde de yapabilirdik. Derdik ki Pisi'nin y'ye göre kısmisi işte o da buradaki şey. Biz sadece x ile yapalım. Şimdi yaklaşık bir değer elde etmek için yaklaşık değil de biraz böyle hislerimle hareket edersek ı -ı, ne kadar doğru bilmiyorum ama her iki tarafında türevini pardon x'e göre integralini değil mi alalım. Şimdi bunun türevini x'e göre pardon pardon integralini x'e göre alırsak bunu yazayım x'e göre integral alacağız. Evet x'e göre ve bütün bunun x'e göre integrali olacak y çarpı kosinüs x artı 2x çarpı e üzeri y x'e göre integral alıyoruz. Normalinde x'e göre integral alınırsa sonuç olarak dersiniz ki bir de artı c olabilir değil mi? Ama bu x'e göre bir integral olduğu için burada genel anlamda herhangi bir y'ye bağlı fonksiyon da olabilir. Çünkü biz y bir sabitmiş gibi davranıyoruz. Evet. Bu gayet mantıklı çünkü bunun her iki tarafının da kısmisini alırsak x'e göre sadece y'ye bağımlı bir fonksiyonun x'e e göre kısmisini alırsak zaten sıfır elde edeceğiz değil mi integral aldığımız zaman. Bu pisi olacak evet bu pisi olacak pisi eşittir bunun x'e göre integrali artı f y. Evet, biz x'e göre kısmi alırken bunu kaybetmiş olabiliriz. Haydi bakalım. Bu integrali hesaplayalım şimdi. Mavi ile yapacağım y sadece sabit bir sayıdır. Unutmayın. y kosinüs x'in integrali eşittir. y sinüs x. y sabit unutmayın. Artı 2x'in x'e göre integrali x kare ve böylece sonuç x kare çarpı e üzeri y ve sonra artı y'nin bir fonksiyonu. Bunu doğrulamak isterseniz bunun x'e göre kısmisini alabilirsiniz. Bunun x'e göre kısmisini alırsanız buradakini elde edersiniz ki bu Bizim fonksiyonumuzdur. M burada. Sonra bunun x'e göre kısmisini alırsak 0 olur. Tamam. Yani neredeyse tamamız. Ee, Pisimizi bulduk sayılır ama hala y fonksiyonunu bulmamız lazım. Biliyoruz ki bunun y'ye göre kısmisini alırsak bu bir tam denklem olduğu için bunu bulmalıyız. N fonksiyonunu bulmalıyız. Peki haydi bunu da yapalım. Pisi'nin y'ye göre kısmi türevi eşittir. Burası y sinüs x, sinüs x bir sabit. y'nin y'ye göre türevi 1, dolayısıyla bunun y'ye göre türevi sinüs x. Artı e üzeri y'nin türevi ki bu e üzeri y'dir değil mi? x kare sadece bir sabit. Burası sadece x kare çarpı e üzeri y. Artı y'ye bağlı bir fonksiyonun y'ye göre, y'ye göre evet kısmisi. Nedir? Bir f üssü y ile gösterelim bunu da. Peki biz ne yaptık? M'yi aldık, x'e göre integralini aldık ve dedik ki y'ye bağlı bir fonksiyonu kaybetmiş olabiliriz. Onun için bunu ekledik ve bunun y'ye göre kısmisini aldık. Şimdi biliyoruz ki bu tam denklem olduğu için bu bizim n'ye eşit olacak? Bizim ne? Evet, burada. Burada. Kosinüs x artı o oh, hayır 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 özür dilerim. Ne burada? Evet bizim ne burada? Sinüs x bunu yazayım. Sinüs x artı x kare çarpı e üzeri y eksi 1. Bu bizim neydi? Baştaki diferansiyel denklemdeki neyimiz bu. Şimdi f üssü y'yi bulabiliriz sanırım. Bakalım sinüs x artı x kare çarpı e üzeri y artı f üssü y eşittir. Sinüs x artı x kare çarpı e üzeri y eksi 1. Sinüs x'i iki taraftan da yok edelim. Aynı şekilde x kare çarpı e üzeri y'yi de yok ederiz ve bize kalan f üssü y eşittir 1. Buradan da f y eşittir y artı 1 sabit c olur değil mi? O zaman bizim pisi nedir? Bizim pisi'yi buraya yukarıya yazdık ve y'nin fonksiyonu f de burada. Şimdi artık yeniden yazabiliriz. Evet, pisi'yi x ve y'ye bağlı bir fonksiyon hemen hemen çözdük sayılır. Pisi'yi x ve y türünden bir fonksiyon olarak alıp y sinüs x artı x kare çarpı e üzeri y artı artı y. O oh, pardon düzeltiyorum bu f üssü y eksi 1. Evet bu eksi 1'dir değil mi? Bu da eksi y artı c. Burası eksi y artı c olacak. Böylece pisi'yi bulmuş olduk ve bu bize ne diyor? Dedik ki baştaki diferansiyel denklem yukarıdaki kısmi türevler için zincir kuralını kullanırsak başlangıçtaki bu denklem yeniden şöyle yazılabilir. Pisi'nin x'e göre kısmi türevi eşittir. Evet, psi x ve y'ye bağlı bir fonksiyon eşittir 0. Ya da her iki tarafında integralini alırsak, psi eşittir c. Bu diferansiyel denklemin bir çözümüdür. Bunu c'ye eşitlersek, o zaman deriz ki, sinüs, pardon, y sinüs x artı x kare çarpı e üzeri y eksi y artı c karışmaması için buna c 1 diyelim. Buna da c 2 diyelim. Şimdi her iki taraftan da c 1'leri çıkarıp, c 2 eksi c 1'e c diyelim. Sonunda tek c ile kaldık yine. neyse, biz tam denklemimizi çözdük. İlk olarak onun tam olduğunu fark ettik. Nasıl mı? Bunun y'ye göre kısmisini alıp n'nin x'e göre kısmisini eşit mi diye baktık. Eşit olduklarını görünce tamam dedik. Bu denklem tam bir denklem olacak. Şimdi pisi'yi bulalım. Bu tam olduğuna göre m pisinin x'e göre kısmisi olacak. n de pisinin y'ye göre kısmisidir. y'yi bulmak için m'nin x'e göre integralini aldık ve bunu bulduk. Ama dedik ki tamam artı c yerine orada y'nin bir fonksiyonu olabilir değil mi? O da sabit ve x'e göre kısmi aldığımız için kaybolmuştur. Bu y fonksiyonunu bulmak için bulduğumuz pisiyi aldık. Bunun kısmisini aldık y'ye göre ve y'ye göre evet ve bunu bulduk. Ve dedik ki bu bir tam denklem. Onun için bu bizim ne? x virgül y'ye eşit olacak. Bunları birbirine eşitledik ve f'yi y türünden çözdük. Ve o zaman son pisi'yi bulduk. Son pisi buydu. Şimdi diferansiyel denklemi kısmi türevler için zincir kuralını kullanarak yeniden yazarsak şöyle olur. Cevap budur ve bu diferansiyel denklemimizin çözümüdür. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.